İsrail'in Erdoğan'a tehdit etmesi sadece Erdoğan'a kaybettiği itibarı kazandırır. Evet, bunu şimdi içinizde hazmedin ve tekrar düşünün. İsrail'in Erdoğan'a, Erdoğan'ın İsrail'e söylediği herhangi bir laf var mıdır ki ikisine de uzun vadede kaybettirsin? İsrail'e yönelik çok sert bir tehditkar bir açıklama. Erdoğan her zaman dış politika mevzularını içeride kendi desteğini konsolide etmek için kullanmıştır. Yani iç politika malzemesi haline getirmiştir bunu. Şu anda da bunu yapmakta. Zaten o yüzden de dünya pek ciddiye almıyor. Bakın, yoksa bu çok ağır bir laf. Yenileri yutulur bir laf değil. Yani düşünsenize, bir ciddi devletin başkanı çıkacak, diyecek ki biz İsrail'e gireriz ve orada bir infial oluşmayacak. Oluşmuyor ama. Neden? Çünkü Erdoğan artık dünya da tanıyor. Ha, öyle konuşsun geçsin. O da boş verin. O da iç siyasi kamuoyuna oynasın diyorlar. Yani maalesef ülkenin geldiği durum bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir ağırlığı yok. Şu sözleri ediyor ve insanlar şöyle bir bakıp sonra gülüp geçiyorlar. Yani İsrail de buradan kendisine yönelik. Şimdi Macron söylese daha farklı olur. Macron söylese. Ya tabii ki. Yani Macron söylese inanın yer yerinden oynar. Almanya'nın başkanı söylese, İtalya'nın başkanı söylese dünyada infial yaşanır. Derler ki ya hayırdır, İtalya gerçekten böyle bir girişimde bulunacak. Çok herhalde ciddi bazı adımlar atacaklar vesaire denir ve dünya böyle tetikte olur. Eskiden Türkiye'nin lideri bunu dese yine bütün dünya yine tetikte olurdu. Ama şu anda artık bütün dünya Erdoğan tanıyor. Erdoğan hiçbir şey yapmayacağını, sadece konuştuğunu herkes çok iyi biliyor. Ya hatırlar mısınız? Bu NATO üyeliği söz konusu olduğunda Finlandiya ve İsveç'in. Erdoğan yine orada da çok üst perdeden girdi. Onlar asla NATO'ya üye olamayacaklar. Hiç zahmet etmesinler, buraya gelmesinler. Biz bunu asla onaylamayacağız vesaire. Sonra İsveç Dışişleri Bakanı ve Finlandiya Başbakanı açıklama yaptılar. Dediler ki ya o öyle söylüyor da. Biz ABD ile konuştuk, tamam o iş hiçbir sıkıntı olmayacak falan filan dediler. Tam da dedikleri gibi oldu. Yani şimdi Finlandiyalılar, İsveçliler, diğer dünya kamuoyu Erdoğan'ı nasıl tanıyorsa İsrail de tanıyor, diğerleri de tanıyor. O yüzden de o böyle şeyler söylediğinde gülüp geçiyorlar. Eskiden Türkiye'de bir karşılığı vardı. Şu anda Türkiye'de bile karşılığı yok. Bakın şu anda ekranda böyle ağır bir şey söyledi. İnsanlar bakıyorlar öyle. Ya şimdi, onlar bile inanmıyor. Oradakiler bile inanmıyor. Normalde Erdoğan bunu söylediğinde oradakilerin herhalde alkış kıyamet yıkılacağını düşünmüştü. Onlar bile öyle bakıyorlar. Ya bu maalesef şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan şimdi bir cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir dış politika söylemi. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan maalesef bir itibarsızlık. Bu beni çok fazla üzüyor. Çok fazla gerçekten yaralıyor. Ülkemizin hak ettiği bu değil. Yani bu kadar söylediği umursanmayan, bu kadar hiçbir ağırlığı olmayan, bu kadar parasını veririz, istediğimizi yaptırırız tarzında bir ülke konumuna bizi sokanlar utansın. Vallahi şimdi başka bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Şöyle söyledim.